İnternetten para kazanma konulu videolara geri döndüm. Bu konuya meraklı epey insan var. Ve bir ek gelir sağlamak için internetten para kazanmak tabii ki cazip geliyor. Kurda kuşa yem olmamanız için arkadaşlar, çünkü çok fazla sahtekar da var piyasada. Size bu işi yapabileceğiniz dünya çapında bilinen, tanınan ve garantili ödeme yapan platformlardan bahsedeceğim. Birazdan ekrana döneceğiz. Ben size bu platformun nasıl kullanıldığını adım adım anlatacağım. Daha önceki videolarımda affiliate'in ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını anlatmıştım. Bu videomda da size bir affiliate programından bahsedeceğim. Affiliate nedir arkadaşlar? Affiliate kurumların, şirketlerin dijital reklamlarını ekledikleri bir platformdur. Aslında Google AdWords gibi çalışır ama biraz daha manueldir. Biraz daha özeldir. Şirketler reklam kampanyalarını bu platforma eklerler. Yayıncılar da o reklamları alıp kendi sitelerinde yayınlayabilirler ya da link şeklinde arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Bu linke tıklanarak yapılan her alışverişten de belli bir yüzde oranında pay alırlar. Bu da platformdaki kampanya bölümünde yüzdelik dilim olarak açıklanır. Admitat dünya çapında tanınan, bilinen ve tamamen güvenilir bir affiliate platformudur. Türk yayıncılar için sitenin Türkçe çevirisi de bulunmaktadır. Kullanımı çok kolaydır. Size göstereceğim. Şimdi ekrana dönelim ve inceleyelim. Admitat'ın nasıl kullanıldığına geçelim. Öncelikle siteye gidiyoruz. Arkadaşlar Admitat'ı Google'dan da aratabilirsiniz. Tarayıcınıza da yazabilirsiniz ama genelde böyle kullanıldığı için ben de Google'dan aratarak size göstereceğim. Bakın hemen yukarıda reklamları çıkıyor zaten. Bunlar yabancı dildeki siteler. Bu da nispeten Türkçe'ye çevrilmiş bir site. Admitat.com.tr. Hemen tıklıyoruz arkadaşlar buraya. Hemen zaten çıktı. Admitat satış ortaklığı platformu. Şimdi arkadaşlar öncelikle yayıncı mı reklam veren mi olacağız? Biz tabii yayıncı olacağız. Benim bir hesabım var ama size nasıl üye olunduğunu göstereceğim. Nasıl üye olunduğuna geçmeden önce buradaki istatistikleri size göstereyim arkadaşlar. 2018 yılında yapılan toplam satış hacmi 3.4 milyarmış. Yani sizin gibi yayıncıların web sitelerinden, sosyal medya hesaplarından ya da diğer platformlardan yaptıkları satışların tutarı arkadaşlar bu. 3.4 milyar dolar. 1700'den fazla reklam veren varmış. Bir yayıncının dünkü kazancı. Sizin benim gibi bir Admitat yayıncısı 675.100 lira kazanmış. Bu TL'ye çevrilmiş tutar arkadaşlar. Tabii burada fenomenlerin, YouTuberların, ünlü YouTuberların avantajları daha fazla. Çünkü çok fazla izleniyorlar. İşte video açıklamasındaki linke tıklayın falan dedikleri zaman da çok güzel paralar kazanabiliyorlar buradan yaptıkları satışlardan. Ek olarak arkadaşlar 575.800 yayıncı varmış bu platformda. Yani gördüğünüz gibi gayet aktif, büyük ve iyi bir platform. Şimdi arkadaşlar hemen buradaki yayıncı, sağ üst taraftaki yayıncı sekmesine tıklıyoruz. Yayıncı için kayıt formu çıkıyor. Arkadaşlar adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, bir kullanıcı adı belirleyin ama unutmayacağınız bir şey olsun. Bir de şifre belirleyin, politikaları okuyun. Buralara tik koyun ve kayıt işlemine devam et deyin arkadaşlar. Sonra sizi zaten kayıt işlemlerine yönlendirip tamamlamanız için yönergelerde bulunuyor. Benim bir hesabım olduğu için giriş yapacağım. Evet, giriş yaptık. Giriş yaptığımızda karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada 30 günlük istatistiğiniz kazanca göre, gösterime göre çıkıyor. Ben tabii epeydir deaktiftim arkadaşlar. Burayla pek ilgilenemedim. Fakat daha önce denemiştim. Burada bir hesap oluşturmuştum. Biraz gösterim yapmıştım. Şimdi size önemli birkaç şey göstereceğim. Öncelikle buraya site eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Site ya da kullandığınız sosyal medya platformunu eklemeniz gerekiyor. Nasıl ekleyeceksiniz? Sağ üstteki çark simgesini görüyorsunuz. Şu kısım. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar üye bilgilerimiz vesaire çıkıyor. Bakın platformlara tıklıyoruz. Tabi arkadaşlar şu genel kısmında dili Türkçe yaparsanız, eğer İngilizceniz iyi değilse, bu da sekmeleri falan Türkçeleştirir. Sizin için kolay olur. Türkçe yaptıktan sonra platformlara geliyoruz. Buraya arkadaşlar varsa web siteniz, blogunuz, neler varmış, sosyal medya hesaplarınız, YouTube kanalınız gibi alanları seçip dolduruyorsunuz arkadaşlar. İşte web sitesi nedir? Web sitenizin konusu blog, reklam alanı adresi vesaire. Buraları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ülkenizi muhakkak Türkiye olarak seçin. Kategori nedir arkadaşlar? İşte hangi kategoride siteniz mesela? Hangi alanda? Bunları da seçin arkadaşlar. Yoksa da en yakın
olan şu online mağazaları seçebilirsiniz. Ya da arkadaşlar YouTuber'sanız şuradan YouTube kanalını seçip kanal linkinizi, kanal adınızı giriyorsunuz ve yayıncı sitesi ekle diyorsunuz, siteliniz ekleniyor arkadaşlar. Daha sonra ne yapacaksınız? Hemen size göstereyim. Bakın programlar var. Arkadaşlar reklam kampanyalarını görmek için programlar kısmında bakın programlar kataloğu sekmesi var. Ona tıklayın. AdMeetUp'taki tüm programlar yani reklam kampanyaları burada listelenir. Sonra reklam alanınıza uygun programlar kısmından Türkiye'yi seçin. Burada Türkiye'ye açık olan reklamları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi epey reklam var. Mesela arkadaşlar şu AliExpress TR'de durum nedir? Hemen ona bir bakalım. Detaylı bilgi için tıklayın diyoruz arkadaşlar. Oradaki kampanyalardan birine tıkladık. Burada detaylı bilgi var. Üzerine tıkladığımız zaman detaylı bilgi çıkıyor. Komisyon yüzdesi. Eğer AliExpress'ten cep telefonu kategorisinden bir ürün satarsanız alacağınız komisyon %2.3. En yüksek hangisi arkadaşlar bakalım. Elektronik ürünler genelde. Elektronik ürünler böyle cep telefonu, bilgisayar gibi ürünler arkadaşlar. Bunların komisyonları düşük olur. Neden? Çünkü zaten pahalı ürünlerdir. %2.3'lük bir komisyon size yeterli olur. Fakat daha uygun fiyatlı işte cep telefonu aksesuarı, bahçe malzemeleri gibi kategorilerde komisyon yüzdeniz yüksektir. Fakat ürünün fiyatı düşük olduğu için elinize daha düşük bir ücret geçer. Bunları buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın başvur diyorsunuz, tıklıyoruz. Ben de başvurayım. Burada kurallar çıkıyor arkadaşlar. Katıl dediğinizde arkadaşlar kampanyaya katılıyorsunuz. Şimdi programlarıma bakalım. Evet bu daha önce kabul edildiğim bir kampanyaymış. Mesela burada neler var arkadaşlar? Cookie süresi arkadaşlar. Burada önemli olan cookie süresi. Şu arkadaşlar. Şimdi siz buradan alacağınız linki ya da banner'ı sitenize yayınladınız. Biri geldi tıkladı. Bu tıklayan kişi 3 gün içinde AliExpress'e gidip hani tıkladı baktı ama çıktı alışveriş yapmadı. Fakat ertesi gün aklına geldi. AliExpress yazdı Google'a gitti ve orada bir alışveriş yaptı. Alışveriş yaptığı zaman arkadaşlar 3 gün içerisinde bu alışverişi sizin linkinizden gitmeden bile yapsa ilk sizin linkinizden siteye gittiği için linkinize tıkladığı için onun yaptığı alışverişin komisyonu size yazılıyor. Ortalama ödeme süresi 45 gün. Tabi bu tıklamalar ve satın almalar inceleniyor arkadaşlar. Eğer doğruysa size 45 gün sonra ödeme yapılıyor yaklaşık olarak. Peki AliExpress TR hangi ürünlerden? Hot Products'lardan veriyor arkadaşlar. Başka neler varmış? Hepsini gösterdiğimizde bakın burada açıyor. %6'ya varan komisyonlar. İşte erkek giyimi %6. Desktop ürünler %2 civarı. Bakın sonunda da şurada iki tane alan var. Link derseniz eğer link. Bunu sitenize yerleştirdiğiniz zaman buna tıklayan kişi ana sayfaya gider. Sitenin ana sayfasına bir linktir bu. Bakın gördünüz mü? Şimdi kişi web sitenizden ya da sosyal medyanızdan bu linke tıkladı buraya geldi. Gezdi. Aa dedi şu çok iyiymiş. Şundan bir alışveriş yaptı. Hemen arkadaşlar sizin hanenize bu yazılıyor. Tabi 45 gün sonra ödemesini alabiliyorsunuz. Fakat buradan bir satış gerçekleşmesi gerekiyor. Ya da arkadaşlar şöyle yapabiliyorsunuz. Bakın direkt ana sayfaya değil de hani şu ürüne bir link vereceksiniz. Diyelim bir kıyafet bloğunuz var. Giysi tanıtıyorsunuz burada. İşte çocuk giysileri tanıtıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Bakın bu da deep linktir arkadaşlar. Yani içerideki herhangi bir sayfaya verilen linktir. Buna tıkladık. Buraya geldik. Trafiğin hedef sayfası diyoruz. Link oluştur diyoruz. Bakın bize burada bir partner linki verdi. Bunu arkadaşlar web sitemizde kullanabiliriz. Başka yerde kullanabiliriz. Böylelikle reklam tarafına katılmış oluyoruz. Bir de burada arkadaşlar bakın araçlar var. O link çok uzundu ya. Mesela o linki alalım şuraya yapıştıralım. Kısa linki al diyelim. Bakın bize şöyle bir kısa link de veriyor. Bunu da kullanabiliriz. Hani sosyal medyada falan paylaşmak için. Twitter, Facebook gibi platformlarda paylaşmak için bu kısa link gayet uygun. Burada çeşitli bannerlar vesaire bulunur. Çeşitli ebatlarda, boylarda bannerlar bulunur. Neyse örnek olsun diye ben size bir tane şuradan arkadaşlar bir banner alayım. Göstereyim. Mesela şunu alalım. Farklı bir dilde ama olsun.
İsterseniz arkadaşlar resmi alıp kendiniz de yerleştirebilirsiniz. İsterseniz şuradan kodu al derseniz Sabay diye eklemenize gerek yok arkadaşlar. Şuradaki kodu alıyorsunuz. Tıpkı Google AdSense'deki gibi CTRL-A, CTRL-C. Buraya geldik. Şimdi test amaçlı bölümdeyiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? HTML düzenleyicisine tıklıyoruz. Yani metine tıklıyoruz. Bunu yapıştırıyoruz. Görsel diyoruz. Hop buraya geldi. Burada bu bir blog yazısı olabilir. Ben şimdi boş bıraktım deneme amaçlı. Şurada bir şeyler yazıyordur. Alışverişle ilgili bir şeyler, AliExpress'le ilgili veya indirimle ilgili bir şeyler yazmışsınızdır diyelim buraya. Çeşitli ifadeleriniz var. İşte altta yine konu devam eder falan. Ortasına bu reklamı yapıştırırsınız arkadaşlar. Ön izlemeye tıklayalım. Bakalım nasıl görünüyor. Evet arkadaşlar, blogumuz da bu şekilde görünecek. Artık arkadaşlar buraya tıklayanlar ilgili sayfaya gidip buradan alışveriş yaptıklarında siz buradan bir ücret kazanabileceksiniz. Yani böyle çalışıyor arkadaşlar genel olarak. Son olarak şuradan istatistiklerinizi görebilirsiniz. İşte tıklama var mı vesaire diye. 2019 arasında bakın ben demin tıkladım. 2 tane tıklama göründü arkadaşlar. 3 tane görüntüleme hemen buraya yansıyor zaten. 2 tane tıklama var. Daha eski bir zaman dilimi seçeyim. Ne zamandır ben bununla ilgilendiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar ama hemen Ekim, Kasım, Ocak 2018'i alalım. İstatistiklerimiz geldi arkadaşlar. Daha önce size söylediğim gibi bir deneme yapmıştım. 91 tane görüntüleme olmuş. Impressions görüntüleme arkadaşlar. Bunlar da tıklamalar. 91 görüntülenmeye 27 tıklama. Fena bir oran değil. CTR yani görüntüleme tıklama oranı %29. Yani görüntüleyenlerin %29'u linke tıklamış arkadaşlar. Fakat satın alma olmamış. Buradan da görebiliyorsunuz. Yine kampanyalara göre işte tatil.com'un arkadaşlar kampanyasına çalışmışım. Daha önce denemişim. Tatil.com'un kampanyasını denemişim. AliExpress TR'yi denemişim. Buralarda bir çalışma olmuş arkadaşlar. AliExpress TR'nin CTR'si daha yüksekmiş. Yani görüntüleme oranı daha yüksekmiş. Buradan bakıp arkadaşlar buna göre de ağırlık vereceğiniz platformu seçebilirsiniz. Bazı kampanyalar sizin Facebook reklamıyla ürün satışınıza linkinizi yaymanıza izin verirken bazı kampanyalar buna izin vermez. Bunu kampanya kısmında kolaylıkla görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere gayet kolay, gayet basit bir program. Sadece Türkçe değil arkadaşlar, İngilizce, Fransızca, başka dilde içerik üretiyorsanız ve bununla ilgili bir siteniz varsa buradan da süzme yaparak programlar kısmında o ülkelere ait reklamları görmeniz mümkün olur. Buradan arkadaşlar öncelikle kampanyaya başvuruyorsunuz. Kabul edildikten sonra size bir onay mesajı geliyor. Daha sonra gelip buradaki bannerlardan, linklerden alıp sitenize yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Şuradaki gibi sitenize veya konularınıza yerleştirip kullanabilirsiniz. Admitat'la ilgili anlatacaklarım bu kadar. Aslında gayet kolay kullanılabilen bir platform. Biraz kurcaladığınız zaman zaten göreceksiniz. Konuyla ilgili merak ettiğiniz başka bir şey olursa video altından bana soru yöneltebilirsiniz. Sonraki videomda Amazon Associates Affiliate programını anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın. Eğer aboneyseniz de lütfen çıkmayın. Daha bir sürü güzel konu anlatacağım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.